Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Cümleten hayırlı günler, gününüz mübarek olsun. Rabbim şu Ramazan arefesini hakkımızda mübarek eylesin. Çok güzelliklerin fethine, çok inşallah şu musibetlerin de define vesile etsin. Şu beraberlikler Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir manzara. Cismen bir araya gelemesek de değil mi, şu hava sayfasında şu öyle diyor, küreyi havayı bir konferans meydanı yapmış Cenab-ı Hak. Bu nimeti adının ilası için, dininin yayılması için, İslamiyet'in dünyanın dört bir yanında bayrağının dalgalanması için şu nimeti istihdam etmek, bu teknoloji nimetini istimal etmek, kullanmak da ibadettir. O yüzden şimdi madem bir araya gelemiyoruz maddeten, bu vesileyle bir araya geldik. Bu vesileyle bir cemaat ruhu olduk. Bu vesileyle omuz omuza verdik, bir saf tuttuk. Bu vesileyle Kur'an'a ve Kur'an'ın hakikatlarına kulak verdik. Hep beraber teveccüh ettik. Rabbim de inşallah bizi dünyada ve ahirette kurtaracak manaları İlham eder, ikram eder de inşallah nasipleniriz. Şeytanın pençesinden, günahların kıskacından ancak ve ancak imandaki manevi lezzeti alarak, tadarak, yaşayarak kurtulacağız. Başka türlü de kurtuluş imkanı ve ihtimali yok. Öyleyse Kur'an'a dört elle sarılıp, Kur'an'daki hakiki teselliyi alıp ruhumuza nefes aldıracağız. Şu hadiseler, hele bir de sebepler, tabiat, bilmem şu bu kendi kendine tesadüfen oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye haşa deyim bu virüsü başıboş zanneden insanlar ruhun nefesini kesiyor. Deyim panik ataklar, koronafobiler, korkular, endişeler, kaygılar insanın hem manevi hem maddi bağışıklık sistemini, savunma mekanizmasını çökertiyor zaten. O zaman değil mi? Maddi manevi virüsler cirit atıyor. Çünkü bir insanın yaşama sevincini elinden aldınız mı? Ümidini elinden aldınız mı? Şevkini elinden aldınız mı? Daha geriye hiçbir şey kalmaz. Yürüyen cenazedir. O yüzden demek ki o da neyle mümkün? Başımıza gelen her hadisenin hakikatte güzel olduğunu anlamakla, bu hayat yolunun sonunda ebedi bir saadetin bizi beklediğini bilmekle, her hadisenin bizzat Rabbimizin tasarrufu altında olduğunu, şu hadiselerle istikbali, yani Kur'an'ın yeryüzüne hakimiyetine altyapı hazırladığını, ön hazırlık olduğunu idrak etmekle şevkimiz artacak, gayretimiz artacak. İstikbale inşallah sevinçle, şevkle koşacağız. Ümidimizi hiç yitirmeyeceğiz. İnşallah bu ümit bizi canlandıracak. İnsanları canlandıran ümittir, emeldir, öldüren yeistir diyor. Rabbim yeisten bizi muhafaza etsin. Biliyorsunuz kebairin içinde, büyük günahların içinde ekberül kebair dediğimiz daha büyüklerin büyüğü olan günahlar var. Bunlardan bir tanesi de yeismiş. Yani Allah'tan ümidi kesmek. Ümidiniz kesildi mi işiniz bitti. Başka yerde diyor ki, yeis diyor, milletlerin, devletlerin seratan denilen, kan kanseri denilen dehşetli bir hastalığıdır. Günden güne eritir, bitirir. Allah muhafaza değil mi şimdi? Yeis. Öyleyse ümit, şevk, emel, bütün kainatın, bütün kainattaki hadiselerin dizginlerini elinde tutan zat arkamızda ya. Ona verdik sırtımızı. Öyleyse önümüzde hiçbir kuvvet duramaz. Şevkin kaynağı da imanmış. Şimdi bu ikinci lemanın sonundan bir yer okuyacağız inşallah. Bu arada hızlıca paylaşalım. Hemen yarım dakika herkese paylaşma zamanı vermiş olalım hep beraber. İnsanlara ulaştıralım bu hakikatleri inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Allah Allah. Ne demek bu? Maddi musibet büyükse büyüktür, küçükse küçüktür. Ya bizim görüşümüze, bakış açımıza göre değişmez ki. Ha, değişiyormuş demek ki. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Aslında hakikatta biraz önce söylemişti, dünkü dersimizde söylemişti. Neydi? Maddi musibetler, dünyamızın başına gelen musibetler, bedenimizin başına gelen musibetler aslında neydi? Hakikat noktasında musibet değildi. Bir kısmı iltifat-ı Rabbani'ydi. Bir kısmı tathir, yani günahlardan bizi temizlemek içindi. Bir kısmı terakkimize vesileydi. Bir kısmı çobanın koyunlara attığı taş gibi birer ikazdı. Bizi zararlı işten kurtarmak için ikazdı. Ha, öyleyse bizim bakış açımızda problem var. Biz onu musibet olarak görüyoruz. Biz onu gözümüzde büyütüyoruz. Onu büyük görürsen büyür, küçük görürsen, yani gerçekten küçük olduğunu görürsen, gerçekten onun musibet olmadığını anlarsan, onun arkasındaki manevi hasılatı idrak edersen, onun arkasındaki zatın o musibeti vermekteki gayelerini okuyabilirsen, o zaman o musibet ne olur? Küçülür, 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 maddi tesirini de kaybeder. Nasıl mı? Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir, bir manevi musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder. Vay vay vay, burası şu anda var ya, şu ders tam şu anda insanlığın ilacı ya. Can damarını kesiyor şu musibet insanların. Niye? Ya virüs yapışıyor da 3-5 insanı öldürüyor falan manasında değil ha. Binde 21'miş Türkiye'de vakalardan ölüm oranı. Binde 21. Çok küçük bir rakam. Şimdi bu musibeti küçümsemek, tedbiri küçümsemek manasında değil. Ama işin şu tarafı var. Korkular, kaygılar %100. Herkeste korku, herkeste kaygı ve bu korkular, kaygılar değil mi ne yapıyor bu sefer? İleride psikolojik bunalımlara, rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Yuvalar şu anda değil mi? İnsanlar evlerine tıkanmış. Manevi olarak bir yerden de beslenmeyince şu musibetin verdiği stresle, bunalımla Allah muhafaza birbirlerine giriyorlar. Yuvalar yıkılıyor. Değil mi? Neler yaşanıyor neler. Şu andaki toplumu içinde bulunduğu bataklıktan kurtaracak ders bu. Şu anda insanları içinde bulunduğu manevi, psikolojik bunalımdan, rahatsızlıktan kurtaracak ders bu. Öyleyse meselenin aslını, aslarını, hakikatini anlayıp, gözümüzde büyütüp de içinde boğulduğumuz meselenin hakikatta büyütülecek, hakikatta böyle değil mi? Allah muhafaza insanların psikolojisini alt üst edecek kadar abartılacak bir şey olmadığını anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. İnanın şu virüsün insanlara verdiği maddi zarar, manevi zararın 1/1000'i kadar. Niye? Tamam, insanların uyanmasına vesile oluyor. O ayrı ciheti. Fakat psikolojik olarak insanları perişan ediyor. İnsanlar adeta böyle panik atak olmuş, paranoyak olmuş. İnsanlar değil mi? Ne yapacağını şaşırmış. Psikolojik olarak insanlığı kalıcı hasarlarla hasta ediyor. Kalıcı. Yarın virüs gidecek ama çoğumuzda bir sürü kalıcı hastalıklar, korkular, paranoyaklar, değil mi? Koronafobiler, bir sürü hastalıklar kalacak Allah muhafaza. O yüzden şimdi nasıl maddeten insanın bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım ki virüsten etkilenmesin. Manen, ruhen, kalben, manevi, psikolojik olarak da bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, ruhumuzun dayandığı merciyle irtibatını kurmakla mümkün. Ha, öyleyse ne yapacağız? Ruhumuzu kainatın sahibine teslim edeceğiz. Tevekkülün içinde, Allah'a teslimiyetin içinde, her şeyin onun elinde olduğu, her şeyin dizgininin onun elinde olduğunu idrak etmenin içinde öyle bir ruhi rahatlık, emniyet, saadet, huzur var ki. şu yangında değil mi cennet hayatı yaşayabilirsiniz. Ya merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti netice verir, ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, nasıl merakı kaldıracağız üzerimizden? Bu meraktan nasıl kurtulacağız? Bu korkudan, bu kaygıdan nasıl kurtulacağız? Ya şu kaygılarımı atayım, şu meraktan vazgeçtim diyerek kurtulmaz ki insan. Bakın ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla değil mi izale etse, kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla, yani Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Beni yoktan yaratıp bütün kainatı ve içindeki mahlukatı benim emrime vererek beni her şeyden daha çok sevdiğini fiilen ispat ve izah eden, benim doğru yolu bulmam için Kur'an'ı gönderen, peygamberler gönderen, beni ebedi cehenneme gitmeyeyim diye devamlı ikaz edip, bana değil mi devamlı vahiylerle, ilhamlarla hedefi gösteren, ebedi saadeti ve cenneti benim için hazırlayan, beni bu kadar çok sevdiğini ispat eden bir Rabbim var. Öyleyse böyle bir Rab, böyle bir Allah asla bana kötülük düşünmez. Asla benim kötü olmamı istemez. Asla kaybetmeme razı olmaz. Bana eziyet çekmekten lezzet almaz. Çektirmekten lezzet almaz. Bana zulmetmeyi istemez. Kainatı benim için yaratsın. Sadece dilimin zevkine yeryüzünde sayısız lezzetleri sersin. Sonra da bana azap etsin, keyfi azap etsin, mümkün mü? Öyleyse bu hadisenin altında ne var? Muhakkak ve mutlaka bir rahmet var. Cenab-ı Hakk'ın bir planı var. Kullarını ebedi cehennemden kurtarıp da ebedi saadete sevk etmek noktasında bir proje var. Öyleyse ameliyatı başından kesmek, biçmek gibi görünürken sonuna kadar bekleyip neticeyi, şifayı görürsek o zaman o ameliyatın değil mi her safhasına razı oluruz. Ama sonunu düşünmez. Sadece şu andaki hadiseye bakar. Sadece lokal olarak değerlendirirsek o zaman itirazlar, isyanlar ve bu itirazların, isyanların içinde maddi hastalık bir de ne yaptı? Manevi bir vaziyete dönüştü. Ruhi ve kalbi psikolojik bunalımlara, sıkıntılara sebebiyet verdi derken maddi, manevi Allah muhafaza büyük bir hezimete, büyük bir felakete sebebiyet verebilir. Öyleyse beraberce bu hadiseyi işin hakikatini anlayarak, meselenin aslını, aslarını öğrenerek çözeceğiz. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak bir çare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. Vay be, müthiş ya. Şu mısraların böyle yazılıp, inanın her gün alemimize alınıp tekrar edilmesi lazım. Kur'an'dan alınmış bir teselli bu ya. Ne diyor bakın şimdi? Bırak bir çare feryadı. Çaresizsin. Bırak feryadı, bırak çığlıklar atmayı, itiraz etmeyi, isyanı, feryadı bırak. Beladan kıl tevekkül. Belanın sahibine teslim ol. Zira feryat, bu belanın neticesindeki isyanlar, itirazlar, feryatlar hata ender beladır bil. Yani diyor ki şu başına gelen beladan daha büyük bir bela nedir biliyor musun? Bu belanın kime ait olduğundan, kimden geldiğinden habersiz olup da bu belanın arkasındaki ilahi mesajı okuyamayıp da isyan ve itiraz etmen, şikayet etmen o beladan daha büyük bir belaymış. Niye? Çünkü bu maddi bela, maddi musibet en fazla şu vücuduna, şu dünyana, şu maddi hayatına, 3 günlük hayatına zarar verebilir. En fazla son verebilir. Fakat senin itirazın, isyanın, tevekkülsüzlüğün altında ne vardır? Değil mi? Neydi? İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i daireyni netice verir. 2 dünyada cennet hayatı yaşatır diyor. Saadet-i daireyn yoksa ne yoktur? Tevekkül yoktur. Tevekkül yoksa teslim yoktur. Teslim yoksa tevhid yoktur. Tevhid yoksa Allah muhafaza iman yoktur. Bu daha büyük bir felaket değil mi Allah aşkına? Ebedi hayatını tehlikeye düşüren dehşetli bir hal değil mi? Şimdi Mevlana Hazretlerinin bir ifadesi var. Bediüzzaman Hazretleri bunu 17. söze almış. Diyor ki, biz diyor kalu belada, ruhlar aleminde söz verdik. İşte oradaki bela dedik ya, ya Rabbi evet dedik. Bela evet demek. Kabul ettik. Onun rububiyetini kabul ettik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de evet ya Rabbi bela dedik. Diyor ki Mevlana Hazretleri, oradaki o bela işte bu bela diyor. Başımıza gelen şu belalara, şu musibetlere biz o gün söz verdik. Dedik ki ya Rabbi senden ne gelirse boynumuz kıldan ince. Hepsine razıyız. Musibet de gelse, bela da gelse ses çıkarmayacağız. İtiraz etmeyeceğiz. Senin gönderdiğin, senden gelen her şeye razıyız. Senden gelen her şey başımızın üstünde diye biz o gün söz verdik. Öyleyse bugün o ahdi bozmaya lüzum yok. Ses çıkarma, isyan etme, itiraz etme. O bela senin için bela olmaktan çıksın. Ebedi bir saadetin anahtarı olsun. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender beladır bil. Eğer bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender beladır bil. Allah'ı bulan neyi kaybeder, onu kaybeden neyi bulur, bulsa da başına bela bulur. Çok önemli bir nokta bu. Bakın başka yerde diyor ki, onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Demek ki onu tanımak, iman dediğimiz şey öyle bir iksir ki, İçinde bulunduğun maddi şartlar zindan dahi olsa orayı cennete çevirebilir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, yaşamadığımı, görmediğimi yazmadım diyor. Bizzat zindanda cenneti yaşamış. Zindanda yazdıklarına bakın Allah aşkına. Zindandan hiç bahsetmiyor ya. Semadan, yıldızlardan, kainattaki yaratılıştan, marifetullah'tan, muhabbetullah'tan bahsediyor. Cismi o demir parmaklıkların arkasındayken ruhu kainatı seyrediyor, kainatı geziyor. Değil mi? O zindanda cennet hayatı yaşıyor. Öbür tarafta da onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır diyor. İnanın değil mi? Maddi şartlar zirvede, lüksler, şatafatlar, konforlar, ama şimdi düşünün mesela madde manayı mutlu etmiyor. Ruhu araba, ev, bilmem para, pul, şu bu mutlu etmiyor. Onlar en fazla bedene dokunuyor. Ruhu mutlu edecek, ruhu rahatlatacak, ruhun ebedi ümitlerini teskin edecek ancak nedir? Ruhun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir Allah'ın bilinmesi. Ruhu bütün düşmanlarından emin edecek bir kudrete sığınması. Öyleyse nedir bakın, imandan başka ruha nefes aldıracak bir şey yok. Ya. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender beladır bil. Eğer bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender beladır bil. Bir zaman Bediüzzaman Hazretleri öyle bir ifade kullanmış da, diyor ki, musibetin envaı, çeşitleri, musikinin nameleri gibi gelmeye başladı diyor. Demek hani İbrahim Hakkı Efendi'nin dediği gibi kahrında hoş, lütfunda hoş var ya, kahrında hoş. Öyle diyor, lütfu, kahrı, şey-i vahid bilmeyen çektiği azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi demiş. Şimdi lütuf da, kahır da ondan ya. Lütfun da arkasında o var. Kahrın da arkasında o var. Anneden gelen değil mi nimet de, ikram da, değil mi iltifat da, çiçek de güzeldir, tokat da güzeldir ya. İhtiyaç olmasaydı vurur muydu ya? Sevmeseydi vurur muydu? Sevmiş ki vurmuş o tokadı. Şefkat tokadı. Öyle diyor, tokat yakındakine vurulur. Siz diyelim anneniz tanımadığı, bilmediği birisinin çocuğuna tokat vurur mu? Onun yaptığı bir yanlış işten onu döndürmek için uğraşır mı? Ne yapar? Onu kendine terk eder. Şimdi öyleyse biz Allah'a kul olmuşuz ki o bizi kendi hanesinden, kendi tebaasından kabul etmiş ki bizim hatalarımıza, günahlarımıza, kusurlarımıza bazı tokatlarla ne yapıyor? Bizi döndürmek istiyor. Her halimizle bizzat alakadar. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Burada çok enteresan bir nokta var. Yani şimdi düşünün mesela dışarıda farz edin ki ayakkabınız yırtılmış. Ondan üzülüyorsunuz. Tam onun üzüntüsüyle böyle şey yaparken bir duydunuz ki mesela eviniz yanıyor. Ayakkabının yırtılmasını, şunu bunu artık düşünür müsünüz? O üzüntüden ne yapar? Kurtulursunuz değil mi? Yalın ayak bile olsa koşa koşa daha hiçbir şey aklınızda kalmaz. Şimdi önümüzde, başımızda büyük bir dava var. Ebedi hayatı kazanıp kaybetmek davası. Ezel ve ebed ortasında bir kere verilmiş bu hakkı, bu değil mi imkanı değerlendirip değerlendirmeme davası. Öyle diyor başka yerde. Nev-i beşerin, insanlığın en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Bırak cenneti. Cehennemden kurtulmayı başarsak yeter. İnsanlığın en büyük meselesi, en büyük davasıymış. Cehennemden kurtulmaktır. Senin başına böyle büyük bir dava açılmışken, ebedi hayatı kazanıp kaybetmek davası başındayken, cehennem gibi dehşetli bir düşman sana doğru saldırırken, öyleyse değil mi yılanların saldırısına uğrayan birisi sineklerle uğraşmaz. Vallahi şu virüs de olsa, şu da olsa, bu da olsa, şu hayatımızın başına gelecek en ağır iş, en büyük musibet de bu manevi musibetin, bu ebedi musibetin yanında ancak yılanın hücumuna karşı sinek vızıltısıdır. Sineklerin musallat olmasıdır. Sivrisinek sokması gibi bir şeydir. Biz niye bu sivrisinek sokması gibi küçücük bir şeyden bu kadar çığlık atıyoruz, bu kadar bağırıyoruz, bu kadar korkuyoruz biliyor musunuz? Çünkü başımıza açılan büyük davanın farkında değiliz. Başımıza açılan büyük meselenin farkında değiliz. Nasıl bir akıbetin bizi beklediğini bilmiyoruz. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. Nasıl ki mübarezede, kavgada müthiş bir hasma karşı gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Şimdi maç değil mi, top oynarken bir kural var değil mi? Karşıdan gelen sert bir topu yumuşatabilirsen onu ne yaparsın? Alır kullanırsın. Fırsata çevirirsin onu. Ama yumuşatamazsan o zaman sana çarpar gider. Hem sana zarar verir hem de kullanamazsın. Onun gibi şimdi musibet geliyor, sert bir vaziyette geliyor. Hikmetlerini bilirsen, manasını okuyabilirsen, değil mi? Bunun Rabbim tarafından seni temizlemek için gönderildiğini anlarsan, bak ne oldu şimdi, geldi yumuşattın, aldın onu, kullandın, istifade ettin ondan, krizi fırsata çevirdin. Yoksa gelir, değil mi? Vurur, kırar, döker, geçer, ne olduğunu bile anlayamazsın. İşte bu dersler aynı böyle ABC aşısı var ya, çocuklar daha dünyaya geldi mi hiçbir hastalıkları yok. Ama ne yapılıyor? Onlara aşı vuruluyor. Hastalık yok ama aşı vuruluyor. Neden? ileride gelebilecek hastalıkların, değil mi, hastalıklara karşı vücut mücadele etsin diye o aşılar şimdiden vuruluyor. Ta ki ileride gelecek hastalıkların çoğu geliyor, hiç biz hissetmeden, hiç yaşamadan, hiç farkına bile varmadan geçip gidiyor. Çünkü daha önce onun aşısını aldık biz. Şimdi şu dersler, şu anda biz bunların aşısını alıyoruz elhamdülillah. Ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla önümüzde hayat çok inişli çıkışlı, çok engebeli. Başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Ama biz işimizi kış tutalım da yaz çıkarsa ne ala. Biz her şarta karşı başımıza ne gelirse gelsin ondan geldiğini bilip her şeye karşı, değil mi, ne yapacağız? Sağlam, müminane bir duruş sergileyeceğiz inşallah. Bu dersler ruhumuzun gıdası olacak. İnşallah ruhumuzu besleyecek hakikatler olacak. Bir ikinci hususta, şimdi bu dersleri okuyoruz. Asıl mevzu bu kitapları elde edip evde bizzat okumaktır. Yani illa kitabı sipariş verip almanız da şart değil. Programları var bunun. Hem Android'de var, hem iOS'ta var. Risale-i Nur diye yazdığınız zaman çıkar. Bir şekilde şu Risale-i Nur'ları elde edip okumaya başlarsanız inanın derslerden istifadeniz de değişecek. Hayatınızın rotası değişecek. Göreceksiniz. Çünkü bunlar Kur'an'ın hakikatleri. Kur'an da insanın kullanma kılavuzu. Adeta insan makinasının programı. Yani ya ben okuyunca anlamıyorum, o yüzden sadece sohbetten dinlesem olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Şimdi anlayanlar hep okuyarak anladılar. Ve okudukça açıldığını hissedeceksiniz. Yani adam mesela diyelim bir matematik kitabını okuyunca anlamıyor. Okuluna gidiyor. Kursuna gidiyor. Özel ders alıyor. Hoca çağırıyor. Ama diyor ki bir şekilde benim bunu anlamam lazım diyor. Bu dersi geçmem lazım. Onun gibi yani, değil mi? Şu dünya hayatımızda 3 günlük hayatımıza yardımcı olacak bir İngilizce gibi, bir matematik gibi biz de şu davaya, ebedi hayatımızı kazandıracak olan bu hakikatlara biraz değer verir, biraz kıymet verirsek inşallah okumaya çalışırız. İnanın okudukça açıldığını, okudukça manaların böyle aleminize yağmur gibi yağdığını hissedeceksiniz. Bir ortaokul talebesi dahi okuyup anlıyorsa biz hayli hayli inşallah anlarız. Yeter ki başlayalım okumaya. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.